Ağlık kullanımı birkaç şekilde olabilir. Bunlar kullandığımız ürüne, fırçamıza göre değişebilir ve yüz tipinize göre değişebilir. Örneğin fırçamız büyük başlı ve ince kılı bir fırça olmalıdır. Bunu sürerken ürünü ilk fırçamıza aldığımızda kulaktan dudak bölgesine doğru hareketlerde sürmeliyiz. Yüz tipimize göre de eğer elmacık kemikleriniz çok çıkıksa ürünün fazlasını elmacık kemikleri üzerinde bırakmamız elmacık kemiklerinin daha baskın görünmesini sağlayacaktır. Eğer yüzümüz yuvarlaksa yine kulak bölgemizden başlayıp ürünü daha çok yanak iç bölgelerine doğru sürerek ağlık kullanımını da tamamlayabiliriz.